Allah soruyor, söylüyor zaten bak daha zer aleminde. Seni diyor 6000 yıl sonra dünyaya indireceğim diyor. Ama diyor çok acı çekeceksin diyor. Çok sıkıntı çekeceksin diyor. Seni Mesih olarak indireceğim diyor. Şiloh olarak, Mehdi olarak diyor dünyaya indireceğim. İnsanların hidayetine vesile olacaksın. Ama çok acı çekeceksin. Çok ızdırap çekeceğim. Çok sıkıntı diyor bak. Sıkıntı çekeceksin evet. diyor. Kabul ediyor musun diyor. Ya Rabbi iftiharla kabul ettim diyor. Maşallah. Mehdi. 6000 yıl sonra sunulacak. Daha bak 6000 yıl bekleyecek. 6000 yıl öncesinden Allah söz alıyor. Ama 6000 yıl ona 6 saniye gibi gelmez. İnşallah. 6 saniye bile değildir 6000 yıl. Zaman olmadığı için. Hemen dünyaya sunuluyor. Mehdi olarak. Haberi bile yok. Yavaş yavaş yardımcılarını Allah göstermeye başlıyor. Yavaş yavaş güç vereyim kemeriyor. Ya geçen mesela dua ediyordum. Ya Rabbi dedim dünyaya İslam'ı hemen hakim et. Ama Allah dedi şimdi dünya hakim edince de imtihan bitiyor. O zaman dünyada kalmanın da anlamı kalmıyor artık. Onun için Mehdi dünyaya hakim olduktan sonra 7 veya 9 yıl diyor Cenab-ı Allah. En fazla 7 yıl tutuyor ve 9 yıl tutuyor Mehdi'yi. Hemen yanına alıyor. Çünkü bitmiş. Evet. Yapacağı bir şey yok. Yani eğer ikramsa bu dünya ikram değil. Cennet ikram. İnşallah. Yani çünkü cennet Bediüzzaman diyor fazla kalmaya şey yapmayın diyor. Melaikeleri falan tiksindirirsiniz diyor. Yani öyle bir hırs yaparsanız. Yani çünkü dünya öyle tahammül edilecek gibi değil diyor. Çünkü cennete göre çok 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 berbat görünüş dünyanın. Çünkü melekler hep cennette olmasını istiyor Müslümanların. Rahat temiz yaşamalarını istiyor. Çok çünkü lağım gibi ortalık yani. O, çok, çok kötü dünyanın ortamı. Çok zor. Zorlu. Melekler bir an önce gelsinler istiyorlar. Allah'ın dilemesi. Yani evet. Mesela onu sevinçle bekliyorlar. Adam da ısrarla kalmak istiyor. Ve meraklısı olmayın diyor Bediüzzaman. Yani bitince dünya hakimiyeti oluyor. Onun için kardeşimiz mesela dünya hakimiyetini istiyorlar. Hem sevap biter. Evet. Hem hayat biter. Evet. Dünya hakimiyetinde. Onun için hani diyorlar ki hani Mehdi nerede, nerede? Dünya hakimiyeti oldu mu? Zaten Mehdi bir süre sonra ölür. 7 veya 9 sene sonra ölüyor ondan sonra. Uzaması durumunda sürekli sevap alıyor. Evet. Ve çok şanlı bir mücadele olmuş oluyor. Onun için uzamasında rahatsızlık duymamak lazım. Ama bir kısım aklı zayıf olanlar, gecikti, işte demek ki çıkmayacak, gelmeyecek, demek ki boşmuş bunlar, bizi boş yere aldattılar. Hani diyor ya peygamber ayette, evet. Bize diyor boş yere diyor böyle ümit verdi. Evet. Boş yere vaat verdi, meğerim boşmuş bu vaatler diyorlar. Bir de bakıyorlar hakimiyet arkasından. Küçük düşüyorlar. Tabii. İnşallah. Onun için bizim daha en az bir 10 yılımız var. İnşallah. Çileli ve zorlu. İnşallah. Ondan sonra hakimiyet olacak. 10-12 yıl içerisinde İsa Mesih'le tanışma oluyor. İnşallah. Bir şekilde aklımızın ihtiyarı olmayacak ama nasıl olacak ben bilmiyorum. Evet. Yani Allah alem insanların kuşkusuna açık olacak. Çok çeşitli olabilir. Mesela İsa'yı bir anneden babadan alıp insanlar annesini babasını gizleyip o şekilde insanlara sunacaklarını şüphe edebilirler. Yani annesi babası vardır diyecekler ama kasten söylemiyorlar. Hani İsa zannedilsin. Böyle düşünebilirler bir. Bir de hafızasını kaybetmiş bu insan. Muhtemelen annesi babası vardır ama hatırlamıyordur falan gibi o şekilde. O yüzden aklın ihtiyarını almıyor.